Robert Pattinson'la Batman filmi, DC'nin karanlık havasını kabul edip bizi iyice karanlığa çeken ağır ve dramatik bir filmdi. Ve Bilmececi ile Penguin karakterleri de çizgi romandaki renkli kişiliklerinden arınmışken filmin sonunda Joker'ı da sırasını beklediğini görmüştük. Ama aslında Joker'in 5 dakikalık uzun bir sahnesi varmış ve bu sahne filmden çıkarılmış. Bu sahne aslında filmde gördüğümüz Joker sahnesinden daha güzel bir sahneydi. Ama aynı zamanda Batman'in filmde Bilmececi'yi sorguladığı sahneyle çok benziyorlar. O yüzden filmden çıkarılması bence çok değersiz olmamış. Çünkü ana hikayeye çok büyük bir hizmeti olan bir sahne değil. Ama yine de altında yatan farklı detaylar var. Öncelikle Warner Bros. Ve Matt Reeves bu silinen sahneyi bir bilmeceyle yayınlamayı tercih ettiler. Ve daha önce Batman inceleme videomuzda da bahsettiğim Rata Alada sitesine yönlendirme yaparak bize 3 soru sundular. Soruları bilince ortaya 5 dakikalık Joker sahnesi çıkmış oldu. Ve bence bu bize oyun oynatma işini güzel düşünmüşler. Ama tabii sahne her yerde yayınlanmış durumda. O yüzden pek de bir anlamı kalmadı artık. En son Eternals filmiyle de tanıdığımız Barry Keoghan'ın Joker'i canlandıran aktör olduğunu biliyorduk zaten ama uzun uzun konuşmasını ve yüzündeki korkunç detayları ilk defa yakından görmüş olduk. Batman Joker'e ulaşarak Bilmececi ile ilgili fikrini almak istiyor ve buradan da az çok anlıyoruz ki ikisinin arasında daha önceden ilginç bir hikaye yaşanmış olmalı. Joker'in görünümüne gelirsek yine klasik bir Batman düşmanının renklerinden arındırılmış bir versiyonunu gördük ve yüzündeki hatta kafasının her yerindeki yaralar gerçekten korkunç görünüyor. Özellikle bu sekansın sonlarına doğru gözlerini ve sonra da ağzını yakın çekimde izlerken yüz yüze bakması zor bir düşmanı izleme fikri bana ilginç geldi. Çünkü karşınızda neşeli bir katil var. Hep gülüyor ve parçalanmış bir palyaço oyuncağına benziyor. Matt Reeves bu sahneyi çekerken biraz Long Halloween çizgi romanından, biraz da Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal sahnesinden ilham aldığını söylemişti. Ve Batman'in Joker'le bir geçmişi olduğunu da belirtmişti. Ama daha sonra söylediğine göre buradaki Joker henüz çizgi romandan bildiğimiz klasik görünümüne kavuşmuş bir suçlu değil. Yani henüz kimse ondan The Joker diye bahsetmiyor. Yine Matt Reeves'in söylediğine göre kendisi meşhur Elephant Man filminden esinlenmiş. Çünkü bu Joker çocukluğundan bu yana taşıdığı ve ilerleyen bir hastalık yüzünden yüzü bu hale gelmiş durumda ve bu yüzden yüzü sürekli gülümsüyor gibi görünüyor. Yani kimyasal bir sebepten olmamış. İzlediğimiz sahnede de Bilmececi hakkında konuşurken belki çocukluk travmaları yüzünden bu hale gelmiştir diye bir yorum yapıyor ve bunun aslında iki anlamı var. Öncelikle kendisi de sürekli dalga geçilen, itilip kakılan ve korkulan biri olarak büyümüş ve bunu hayatın ona yaptığı acımasız bir şaka gibi görüyor. Ama aynı zamanda çocukluk travmaları direkt Batman'in de yüzüne vuran bir söz. Çünkü Bruce Wayne'in Batman olmasının asıl sebebi ailesinin gözünün önünde öldürülmesi ve o da bu yüzden intikam ve adalet arzusuyla dolan, suçluları korkutan ve yarasa kostümünü giyip gezen yetişkin bir adama dönüşmüş durumda. Batman iyi tarafı seçmiş olsa da aslında Batman'in düşmanlarıyla arasında çok ince bir çizgi olduğunu biliyoruz. Ve bu sahnede de Joker aslında içten içe Batman'in Bilmececi'nin doğru şeyler söylediğini ve onu haklı bulduğunu söylüyor. Yani Gotham gibi berbat bir yerde suçlular da büyük travmalarla suçlu olmuş insanlar ama Batman de büyük travmalarla bir adalet savaşçısına dönmüş biri ve bu travmalar hiç bitmiyor. Neyse, son olarak bu sahnede Joker'in yüzünü gizlemek için çok uğraştıklarını düşünüyorum. Çünkü 5 dakika boyunca bulanık bir suratı netlemeye çalışmak pek keyifli değildi. Joker'in ses tonu da ister istemez Heath Ledger'ı hatırlatıyor. Atıyor. Yalan yok. Biraz daha orijinal, biraz daha Mark Hamill'ın seslendirmesi gibi bir ses, böyle korkunç bir görünüme sahip birinde daha korkutucu ve daha absürt durabilirdi. Evet, sonuç olarak Joker'i ikinci filmde kullanacaklarını biliyoruz ama ben Joker'i ikinci filmin merkezine almalarını istemiyorum. Bu konuda Dark Knight kendi üçlemesindeki ikinci filmle efsane bir Joker verdi zaten bize. Ondan sonra da Joker filmi harika bir filmdi. O yüzden hiç kıyasa girmeden artık daha farklı bir karakteri öne çıkarmaları daha keyifli olabilir. Mesela yıllar sonra daha gerçekçi, daha karanlık bir zehirli sarmaşık filmi izlemek istiyorum ben. Bir de Batman'in yanına çok genç bir Robin eklemeye de hazırız diye düşünüyorum. Tabii bunlar benim düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.